alanına yapmak üzere Türk Dünyası Mühendisler ve Mimarlar Birliği İstanbul Şubesi Genel Sekreteri Sayın Ali Bol Bey'i mikrofona davet ediyorum. Birliğini, Türk ruhunu geliştirecek, beyinlerimize, hücrelerimize, genlerimize işleyecek nesiller yetiştirmeliyiz, nesil olmalıyız. Bu ırkçılık falan ırkçı değildir. Irkçı falan değiliz biz zaten. Son bir yaşanmış anekdotu da anlatayım. Sonra müsaadenizi isteyeyim. Sayın Metin Paşa'm, emekli general, beraber çalışıyoruz, inşaat mühendisi. Türk Dünyası Mühendisleri Mimarlar Birliği İnşaat Komisyon Başkanı. Biz Türk Dünyası Parlamenterler Birliği'nin Kırgızistan toplantısına Türkiye'den davet edilen sivil toplum örgütü olarak 4 kişi delegasyonuna katıldı. Sadece Türkiye'den biz katıldık. Sayın İsmail Kahraman ve ekibiyle birlikte ve milletvekili arkadaşlarıyla birlikte de Türk dünyasını, Türkiye'yi orada temsil ettiler. Sebebi inşallah Kırgızistan'dan Türkiye'ye Türk Dünyası Parlamenterler Birliği Sekreteriyası geçecek. Orada konuşmaların içeriğine girmeyeceğim. Macar Meclis Başkanı var, Moldova Meclis Başkanı var, diğerleri zaten hepsi Müslüman Meclis Başkanları. Ya dedi, Allah aşkına dedi Macar Meclis Başkanı, ya dedi biz burada İsrail'i, Kudüs'ü, Filistin'i konuşmaya gelmedik. Onu dedi Tayyip amcam dedi bir hafta sonra İslam Kalkınma Örgütü İstanbul'da konuşur dedi. Biz burada Allah aşkına dedi Türk birliğini konuşalım dedi. Biz Hristiyanız dedi ama okullarımızda seçme Türkçe dersleri koyduk. Niye? Türkler birbirlerini daha iyi anlasın, daha iyi algılasın, dış tarihlere, mihraklara, bizi birbirine düşürmelerine, insanların önünde bir engel alalım. Önce biz birbirimizi anlayalım dedi. Avrasya Gazete Radyo Televizyon Yayıncılar Derneği Başkanı İsmail Kahraman Bey de açık konuşmalarını yapmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun. Fatih'in hatırasını yaşatmak için Türkiye'nin ilk teknik başkanlık okulunu kurmuştur. Ve buralar bataklıktı. Sırf Fatih burada vefat etti diye, teknik insan diye buraları tanzim ettiler. 80 yıllık fotoğrafları var arşivimizde. Bu geçtiğimiz çınarlar, ağaçların her birinin ayrı hikayesi var. İnsanüstü gayretlerle burası Fatih'in şanına, şerefine uygun hale getirilmişti. 4 milyon metrekareye. Allah'tan önce Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, sonra Gebze Teknik Üniversitemiz 1500 dönümüne sahip oldu. Ve bugün giderek azalıyor. 195 dönüm yer kaldı. Devletimiz, yöneticilerimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz. Orayı yeşil alan ilan ettirerek geleceğe kazandırılıyor. Yoksa az kaldı orada gidiyor gibi. Buradan tarihin bir görev düşüyor üzerimize. Türk Dünyası Mühendisler Birliği ve Organizasyon Komitesi olarak buraya Fatih'in şanına ve şerefine yaraşır bir hale getirmek için bugünden tezi yok bir kampanya başlatılmalı ve Fatih'in hatırası burada yaşatılmalı. İlk kez burada da böyle bir etkinlikle Fatih Sultan Mehmet Han anılıyor. Organizasyon ekibine teşekkür ediyor. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Türk dünyasını değil, sadece İslam dünyasını değil, sadece Doğu dünyasını da değil. Aslında dünyada yaşamış hükümdarların belki de en büyüğü. Bunu neye istinaden söylüyoruz? Sadece İstanbul fethettiği için mi? Hayır. O onun askeri yönü. Biz ilmi yönünden bahsedeceğiz. Neden ilmi yönünden bahsedeceğiz? Çünkü şunu yine biliyoruz İlber Ortaylı'dan. Son 200 yıldır İslam dünyasının bilimde, teknikte, edebiyatta, sanatta dünyaya katkısı sıfır. Bu üzüntü verici bir durum. Dolayısıyla biz tarih deyince genelde siyasi tarih anlıyoruz ve cihangirliğimizi ön plana çıkarıyoruz. Gerçekten büyük bir cihangirdir, büyük bir komutandır, büyük bir dehadır Fatih Sultan Mehmet bu anlamda. Ama bir de onun ilmi yönü var. Sultan Mehmet padişah olduktan sonra ülkede elbette mektep ve medreseler var. Mevcutlara ilaveten 57 tane mektep ve medrese, 308 tane de cami ve mescit açmış. Şimdi diyeceksiniz ki cami ve mescidi niye söylediniz? Osmanlı'da cami ve mescit dediğimiz yer sadece ibadet yapılan yer değil. İbadetin dışında buraların büyük salonları dershane olarak kullanılıyor.
Osmanlı'da ilim ve din ikiz kardeş gibi birbirinden ayrılmaz. Şimdi bizim yapmamız gereken ilk önce Fatih Sultan Mehmet Han dönemindeki gibi dini ilimlerle pozitif ilimlerin ikiz kardeş olduğunu anlamak ve bunları oluşturmak. Fatih'in bu imparatorluğa geçmiş, emperyal vizyon dediğimiz yapısını etkileyen evvela unsurlar size anlatmaya çalışacağım. Birincisi, geleneksel devlet anlayışı. Geleneksel devlette kastım şu aslında, kendisinden önceki maddi manevi bütün birikimleri bünyesinde barındıran ve çağına uyarlayan devlettir. Kendisinden önceki derken şunu kastediyorum aslında, Ön Asya coğrafyasında kurulan bütün imparatorlukların birikimini kendi bu uhdesinde toplayan, yeniden orijinal bir düzen olarak sunan bir devlettir, geleneksel devlet. Ama sürekli kendini de yenileyen devlettir. Bu geleneksel devletin de temel şeyi coğrafyadır. Nerede? Hazar'dan Akdeniz'in ta diplerine kadar, batıya kadar olan bir coğrafya. Kuzey Afrika dahil, Anadolu dahil, Balkanlar, Orta Doğu ve Karadeniz içine alan büyük bir coğrafya. Aslında bu geleneksel devletler, yani Perslerden başlayıp Osmanlı'ya kadar gelen bu geleneksel devletlerin hedefi bu coğrafyaya hakim olmak. Bizim doğudaki büyük hakanımız Timur, Anadolu'dan aracını isteyip, Anadolu aracını göndermeyip burayı tarumar edince, bizim atalarımızı perişan edince, bizim o Anadolu dağıldıktan sonra Balkanlarda malumunuzdur 1402'den sonra yeniden doğar. Bu şu demektir. Balkanlar Türk değil tamamen o zaman. Yani Ortodoks Hristiyan bir bölgede bir Türk devleti yeniden teşekkür eder. Bu ne demektir? Türkler veya bizim atalarımız geldikleri yeri o dönemin en güzel idare şekline göre idare ediyorlar demektir. Yani Balkanların milletleri Türk'ün yönetimini kendi yönetimine tercih ediyor demektir. Hun hanlarımız bütün dünyaya egemen olmuşlardır ama onların yasaları vardır. Mesela dini reglament diyor, yani din serbestliği diyorlar tarihte. Ve Fatih'in sanki bunu Roma kaiserlerinden, Roma'nın emperyal sisteminden öğrendiğini söylüyorlar. Hayır, Türkler tarihte var olduğundan beri, ilk kitabeleri yazılı olduğundan beri veya ilk devletlerini kurdukları andan itibaren insanların ne dinlerine, işte bu devlet sistemi, asıl dünya devlet sistemi olan bu devlet sistemi insana insan gibi, millete millet gibi bütün özgürlüklerini vermek bizim her devletimizin temelinde vardır. Fatih'in devlet geleneği, nizami alem üzerindeki duruşu ve izlerini günümüze kadar yaşatan Osmanlı medeniyetinin büyüklüğü karşısında maalesef onlar fazla tutunamamışlardır. Cengiz Han belki tarihte ismimizin kötü anılmasına da sebep olanlardan biridir. Türkler vahşidir, göçmendir, kılıç sallarlar, adam öldürerek yaşarlar. Timur için de biraz öyle söylerler. Bana demin hocamız söyledi. Timur'un devletini gidiyoruz, ziyaret ediyoruz. Taşkent, Buhara, Semerkant'ı bir Cihangir devletin başkentinde olduğunu anlarsınız. Ve Yavuz'un tabi büyük operasyonu, belki Fatih'ten sonra, İstanbul Fethi'nden sonra tarihimizin en büyük kırılma noktasıdır. Kılıç darbesiyle çaresiz kalınca, İran ve Mısır Fatimi ailesini ortadan kaldırınca Osmanlı Devleti bence daha cihangir bir statüye yükseldi. Ve Kanuni Sultan Süleyman'a bir altın tepsi içinde o sunuldu. Bu gerçekten önemli bir kırılma noktasıdır ve büyük bir devrimdir. Şairler içinde Divan Şahı'nı en güzel saf Türkçeyi kullanan da Fatih. Bakınız bir cümlesi var, bir beyti var. Hüner
bir şehir bünyat etmektir. Reaya kalbin abad etmektir. Hüner diyor, bir şehir yapmaktır ve halkın gönlünü şer tutmaktır. Teşekkür ediyoruz. Allah'ım, üzerinde yaşadığımız şu cennet vatanımızı Malazgirt zaferiyle bizlere vatan eyleyen, o günden bugüne kadar bu vatan için, bu millet için, bu din-i mübin için canlarını feda etmiş olan aziz şehitlerimizin, rahmeti rahmana kavuşmuş olan gazilerimizin, vatanımıza, milletimize, devletimize, dinimize hizmet edip ahirete göçmüş devlet adamlarımızın, mümin ve müminat tüm kardeşlerimizin ruhlarına hediye ediyoruz vasıl ile ya Rabbi. Amin. Cümlemizi tarihini bilen, tarihinden ders alan, vatanına, milletine, dinine hizmet eden fertler ve topluluklar olmayı cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Hasreten eğitim, öğretim döneminde olan başta gençlerimiz ve yavrularımızı vatan sevgisi, bayrak sevgisi, Allah sevgisi, peygamber sevgisi hayırlı nesiller olarak yetiştirebilmeyi de cümlemize nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım, vatanımızı, milletimizi, devletimizi sen muhafaza eyle.